İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Aşağıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı yatırım programı değerlendirmelerinde Beylikdüzü Sefaköy metro hattına ilişkin onay alınmaması hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hem de İBB sözcüsünün eleştirileriyle kamuoyu gündemine yansımıştır. İBB yetkilileri bu hattın yatırım planına alınması için yazılan yazılara neredeyse bir yıldır cevap verilmediği ve gerekli muhataplık durumunun bakanlıkça yerine getirilmediğini ifade etmişlerdir. Kamuoyuna yansıyan bu ifadeler sonrasında hem Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevabi yazısında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığa yazmış olduğu yazılarda görüldüğü üzere aslında konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi olmadığı görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılan her yazıya bakanlık tarafından ciddiyetle yaklaşıldığı, raporların ve projelerin detaylıca incelendiği ve var olan eksikliklerin giderilmesi için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde her iki kurumun yetkililerinin toplantılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığa yazmış olduğu kendi yazısında da bulunmaktadır. Ayrıca Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün cevabı yazısında da ifade edildiği üzere sondaja dayalı zemin etüt raporlarının hazır olmadığı, jeolojik plan ve kesit projelerinin hazır olmadığı, İstanbul gibi deprem konusunda kritik öneme sahip olan bir kentte deprem etüt raporunun dahi hazır olmadığı, mimari kesim projelerin hazır olmadığı, kazı ve destek sistemleri ve sayamayacağım birçok diğer teknik projelerin hazır olmadığı görülmektedir. Bunca eksiğe rağmen hattın faydalanacağı ilçeleri metronuzu getiremiyoruz çünkü engelleniyoruz pankartlarıyla donatmak emin olun sizlere ve belediyemize hiçbir katkı sunmayacaktır. Üzülerek görmekteyiz ki İBB yönetimi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezi idare ile karşıt bir konuma getirilmeye çalışılmakta ve köklü geleneği ve kurum kültürü olan Büyükşehir Belediyemiz siyasi bir aparat haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Böylesine kadim ve medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehrin şehrül yemini olmanın sorumluluğu gece gündüz demeden çalışmayı gerektirirken bu makamı siyasi emellere kurban etmek İstanbul'a ve İstanbulluya telafisi zor tahribatlar verecektir. 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüğünün süreçle alakalı sağlıklı ve doğru bir iletişimi olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve sözcüsünün kamuoyunu yanıltıcı bu beyanatlarda bulunma gerekçeleri nedir? 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin az önce yukarıda bahsettiğimiz eksiklikleri gidermek için öngördüğü bir tarih var mıdır? Varsa ne zamandır? Abdullah Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı.